Bir ara Sağlık Bakanımız bu mutasyonların da bir sonu var gibi bir tümce kurmuştu. Bu sözün bilimsel olarak hiçbir geçerliği yok ne yazık ki. Çok da üzücü tabii bir Sağlık Bakanının, bir uzman hekimin ağzından çıkmış olması. Zaman nitekim bir kez daha doğruladı. Bu mutasyon Güney Afrika'da, daha doğrusu varyantı Güney Afrika'da saptandı. 9 Kasım'da saptandı ilk olarak. Bugün 29 Kasım, 3 hafta geçti aradan. Dolayısıyla 3 hafta içinde gerek Güney Afrika'da gerekse Avrupa dahil pek çok ülkede yayılmış durumda. Almanya'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı, İngiltere'si, Danimarka'sı bilindiği gibi etkilenmiş durumda. Ve Güney Afrika'da çok kısa sürede baskın varyant durumuna geldi. Kimi eyaletlerde %90'ın üstünde neredeyse bu Omikron varyantı çıkıyor. Genel olarak %75 dolayında Güney Afrika'da. Bunları niye söyledim? Çok kısa bir sürede 60 milyon kadar nüfusu olan büyük bir ülkede Güney Afrika'da olabildiğine yayıldığını söylemek için. Bu varyant 35 dolayında mutasyon içeriyor. Bu mutasyonların çok kritik olanı da insan hücresine girişte kullandığı o dikensi çıkıntıları spike proteini denilen bölgede yoğunlaşıyor. Bunun da pratik anlamı insan hücrelerine girmesinin daha kolay olacağı. Dolayısıyla bulaştırıcılığının halkın anlayacağı biçimde daha yüksek olacağı yönünde. Veriler bu yönde. %40 dolayında bulaştırıcılığı daha yüksek. Bunun anlamı şu. Delta artıya göre önceki Delta yaygındı Güney Afrika'da. Belli bir zamanda Delta 100 kişiye bulaşıyor idi ise Delta varyantı, Omikron yine aynı süre içinde 140 insana bulaşabilecek. Dolayısıyla bulaştırıcılığında %40 dolayında bir artış var. Öte yandan öldürücülüğünde, yani hastalığa yakalanan insanların ne kadar ölüyor şeklindeki sorunun yanıtı çok net değil. Ama görülen o ki öldürücülüğünde Delta artıya göre biraz daha geriden gidiyor. Daha az öldürücü Delta artıya göre. Ancak Delta artının öldürücülüğü zaten çok yüksekti. O yüzden biraz daha az öldürücü olması o mikronun bizi rahatlatmamalı. Şöyle bir hesap yapayım size. Az önce dedim ki belli zamanda Delta 100 kişiyi enfekte ediyor ise Omikron 140 kişiyi enfekte edecek. Dolayısıyla 140 insandan %10'u değil de Delta'da olduğu gibi %8'i diyelim hastaneye yatacak olsa bu da 11 insan anlamına gelir ki artan hasta sayısı nedeniyle öldürücülüğünde bir miktar azalma olsa bile sonuçta toplam ölüm sayılarında artış bekliyoruz. Yeniden enfeksiyon denilen bizim tıpta reenfeksiyon olarak adlandırdığımız yani bulaşı geçiren insanların, COVID-19'u geçiren insanların yeniden yakalanması reenfeksiyon riski ne yazık ki omikron varyantıyla geçerli ve ciddi bir risk olarak duruyor bu. Belli ölçülerde bağışıklıktan kaçabileceği yönünde gözlemler var dünyada. Henüz yayınlar diyemeyeceğim çünkü saptanması çok kısa, 3 hafta oldu. Bilimsel yayın, hakemli yayın yok ortada. Hakemli olmayan gözlemler var, ön gözlem yayınları var. Onları izlemeye çalışıyoruz. Spike proteininde özellikle mutasyonların çok sayıda ve yoğunlaşmış olması nedeniyle daha önce aşılanmış da olsa, başka aşılarla tam aşılı da olsa, enfeksiyonu geçirmiş de olsa, hem aşılı hem doğal bağışıklığı da olsa bu varyantın girdiği insanı, bir virüsün bulaştığı insanı hasta etme riski bulunuyor. Sinovac bir açıklama yaptı çok yeni. Gerekirse bu varyanta karşı aşı üretebiliriz dedi. Bu tümcenin anlamı şu, eldeki aşılar etkili olmayabilir. Bu varyantı dikkate alarak yenileyebiliriz. Bu bir. İki, öbür aşılar, mRNA aşıları konusunda ise Pfizer-BioNTech'in Moderna'nın yaptığı açıklamalar, eğer aşının güncellenmesi gerekecekse, henüz net karar yok burada, en az 6 hafta ile 100 gün arasında bir süre var. Yeni varyanta uyarlanması düşünülen aşının kazanılabilmesi, geliştirilebilmesi ve üretime geçebilmesi için. Dolayısıyla
Dilerim eldeki aşılardan tümüyle kaçmıyor olsun. Bir ölçüde kaçtığını biliyoruz. Çünkü yakalananların önemli bir bölümü aynı zamanda iki aşılı, tam aşılı olan insanlar. Tam aşılı en az iki mRNA aşısı olanlar daha hafif geçirmekteler aşısızlara göre. O bakımdan bir pencere dönemi, bir riskli dönem söz konusu. Eğer aşılardan kaçıyor ise önümüzdeki günlerde netleşecek raporlarla. Ve bağışık yanıt, önceki bağışık yanıtı yeterince koruyucu olamıyor ise küresel toplum için bir pencere dönemi başlayacak. Yeni aşının geliştirilmesi ya da aşının yeni varyanta uyarlanması için gerekli en az 6 hafta, 42 gün, 1,5 ay gibi bir süre küresel toplum bu varyanta karşı korunmasız olacak. Belli ölçülerde de olsa tam aşılılar korunacaklar. Ama neyden korunacaklar? Ağır hastalıktan korunacaklar. Hastaneye yatmaktan, yoğun bakıma düşmekten ve ölümden yüksek oranda, hala yüksek oranda korunabilecekler. Fakat bu yüksek oran düne göre ne yazık ki daha düşük. Çünkü yeni bir varyant karşımızda ve belirttiğim gerekçelerle daha çok insana ulaşacağı için daha çok hastaneye yatmak demek haliyle daha çok ölüm riskinde getirebilir. İnatla salgın yönetilmez. Okulları kapatmayacağız, sosyal hayatı kısıtlamayacağız gibisinden söylemler bilimsel söylemler değil, duygusal ve politik söylemler. Dolayısıyla temelsiz ve yanlış, topluma zarar veriyor, salgın yönetimini olumsuz etkiliyor. Salgın denetimini neredeyse olanaksız kılıyor. O bakımdan Türkiye'nin ve dünyanın yeniden üzgünüm ama kısıtlayıcı bir takım önlemlere başvurması zorunlu. Bunların başında Türkiye'de aşı geliyor. Dolayısıyla iktidarın bu konuda artık kaçak güreşmeyi bırakması ve yaygın, etkili en az iki doz aşılamayı bütün topluma 5 yaş üstü, Amerika'da olduğu gibi, dünyada olduğu gibi kabul ederek 5 yaşın üstündeki bütün çocukları hedef kitle kabul edip aşılamaya geçmesi ve aşıyı reddeden, çekince gösteren insanlara karşı da kademeli bir biçimde eğitim, ikna ve derken yasal yaptırımlar uygulanması gerekli. Kimsenin keyfiyetine bırakılacak bir iş değil bu. Okulları asla kapatmayacağız. Böyle bir şey yok. Gerekirse kapatacaksınız. Salgın koşulları, epidemiolojik dinamikler gerektiriyor ise kapatacaksınız. Salgın inatla yönetilmez, dedikle yönetilmez. Sevgili halkımız, değerli halkımız, aşı olunuz. Aşıya koşunuz. Aşıdan bugüne dek dünyada ölen olmadı. Ama ölenlerin %90-95'inden fazlası aşısız ya da eksik aşılılar arasından çıkıyor. Bunu unutmayın. Hurafeleri bırakınız. Aşıya koşunuz. Bu bir. İki, maske önlemlerini asla ihmal etmeyiniz. Hele hele kalabalık kapalı ortamlarda bulunmayınız. Kış geliyor. Bu bizi daha da ürkütüyor.